Arkadaki arkadaşlarımız duymuyorlar. Ağrısı var. Hatta belki hiç değişmedi. Şişkinlik yüzde kaç yok oldu? %95 şişkinliği yok oldu. Ve o şişkinliğin ne olduğunu ben biliyorum. O şişkinlik değildir büyük ihtimal. Çünkü karşılaştığım şey şu. Kuyruk sokumun ilk 3 omuru kırılınca böyle kırılıyor. Şuradan bir omur gibi sert bir şey oluşuyor. Yanılıyor muyum? Hani belki ben yanlış da söylüyor olabilirim. Az çok öyle mi? Yani olmayan bir omur olmuş gibi buradan fındıktan büyük, cevizden küçük. Kemik kadar sert miydi? Yani ne kadar sertti? Yani sertti. Kemik kadar değil ama sertti. Kuyruk sokumundaki omurun sertliği. Evet. Evet. Kırılınca ben hani tabii biliyorsunuz böyle çalışmaları çok yapınca artık neredeyse ustalaştım. Şurada öyle bir kemik var. Ama gerçekten bunun kardeşim senin kuyruk sokumu dokunmuş ya da test etmiş değilim hep anlatılanlardan dolayı çıkıyorum. O yok oldu. Hani bir omur büyüklüğünde cevizler küçük bir sonradan oluşmuş. Kuyruk sokumu sertliğinde bir kemiği yok ediyorsunuz. Ağrısı da yok olacaktır. %95 küçülmüş o da yok olacaktır. İsterseniz teşekkür ederim. Hanımefendi. Ben arada Figen Hanım'dan rica etmiştim. Bir kontrol etmesine baktı. Diğerleri kadar olmasa da var demiştiniz. Tamam. Az önce siz moladayken adınız ne? Olcay. Olcay Hanım dedi ki işte benim kuyruk sokumunda da sıkıntı var. Ben şurada biraz çalıştım. Galiba 6 dakika geçti. Siz Cansel durum ne? Oynuyor. Ne demek kuyruk sokumu oynuyor? Şöyle küt küt diye ses yapıyor. Ben sersemine oturduğumda. Tamam. Böyle bir şey yapmasın. Tamam. Hayır, şuraya gel lütfen. Bakın, ben şimdi gözümü kapattım ve mucize ötesi olduğumun bilincindeyim. Gökyüzünden nur iniyor. Şifa nuru. Kafasından, şurada, kafasından, boynundan, kuyruk sokumuna. Bunu çok net aktığını şu anda gördüm. Benim için diyafram uzatmama gerek yok. Ama biz sizinle konuşalım, o sokumdan sonra test edelim. Lütfen baksanız, şimdi son durum ne? Artık buraya tek tek çağırmak değil, olduğunuz yerden, bunlardan ve daha fazlasından kurtulmanız çalışması yapacağız. Söylediği şey şu, ağrı yok değil mi? Evet, yok dedi. Şekil? Normal mi? Normal yani. Neydi? Şey. Şekil neydi? Çok hafif, daha büyüktü. He, orada da çıkıntı vardı. Doğru mu? Evet, biraz çıkıntı vardı. Tamam. Kuyruk sokumundan sonra, kuyruk sokumu galiba yanlış kırılmıştı oradan. Fındık kadar mı? Nohut kadar mı? Bir kemik çıkıntısı olmuş, o şimdi azalmış. Evet, daha azaldı. Tamam. Fındık ya da biraz daha büyüktü belki. Şu fındıktan büyüktü, oradan sonradan çıkan bir omur şeklindeki yapı. Evet, şu an çok küçülmüş, çok küçülmüş durumda. Elinize sağlık, çok çok teşekkür ederim. Geçecek olan birkaç dakika onda yok. Levlevi bir mercimek gibi, levlevi de değil de mercimek gibi. Şimdi mercimeğe dönüşmüş o fındık. Tamam, doktorun çok çok teşekkür ederim. Lütfen sen otur bakalım. Oturduğunda kayıyor dediği kuyruk sokumu bakalım şimdi ne? Yine biraz ağrı var mı? Bu kadar sert zemin. Dur, duymayanlar için söylüyorum. Ağrı var ama bu kadar sert zemin. Daha çok sert zeminde ağrı daha çok yapıyor. Tamam, şu anda peki kayma var mı? Evet, yanında. Oynuyor mu? Şu anda yok. Daha sert zeminde denemem lazım. Tamam, ben şurada masa var. Lütfen git o masada. Dedi, şu an oynuyor mu dedim, hayır dedi, çünkü yeteri kadar sert değil dedi bu zemin. Hani bizim başımızda olmadığın için bilmiyoruz, oturunca kuyruk sokumu oynuyormuş. Kayıyormuş, nasıl bir şeyse. Biraz kayıyor mu da, oynuyor. Evet. Yüzde kaç iyileşmeden söz edebilirsin? Yarı yarı. %50. Tamam, lütfen burada otur, biraz sonra test edeceğiz. Şimdi, madem buraya geldiniz, valla benim belki fark etmişsinizdir, yapmaya çalıştığım tek şey
güzelliği, mucize ötelerini çoğaltmak. Şimdi buraya sıkıntılarınızla gelmişseniz, sizi sıkıntılarınızla göndermek, bırakın benim için, yani hiç kimse için uygun bir şey değil. Neyiniz varsa, şimdi bir enerji dalgası yaratacağız. Yumuşak doku kitleleri, işte lipondu, doktor değilim yani, bunu zaten altını çizerek söyle. Olmadı, doktor olmadığım için isimlerini işte kist, miyom diye geçiştiriyorum, bilmiyorum bile. Laf duyma, artık ne varsa bir defa yumuşak dokudaki zararlı oluşumların atılmasını istiyoruz. Taner mi? Taner. Taner Bey'in yüz belki abartılıdır ama lipondu saysam varmış. Saysam çıkıyorum. 60 tane, 100 tane saysam çıkar dedi. Bakalım bunlar ne olacak? Ve hatta şu valla kafatasınızda bile, özür dilerim hani yanlış anladım, bir çöküntü ya da bir şekil bozukluğu varsa o bile düzelir. Efendim? Biz işaretlemiştik daha önce, işaretlesek de kaybolunca bulamıyoruz. Yok yok, işaretlemeyelim çünkü hangimizde, hatta biz Kasım ayında 60 doktorumuzun katıldığı çalışmada şunu yaptık, oraya mobil röntgen cihazı getirdik. Önce cihazdan geçtik, sonra bir de cihazdan geçtik. Haydi bakalım, gözlerimizi kapatalım. Şu an kafanızda bazı sorular var. Ben gözlerimizin kapalı olduğu sırada soruların cevaplarını, sorularınızı açıklayacağım. Sorularınızın cevaplarını zaten size getireceğim. Hepimiz anka olduğumuzu bir hissedelim. Anka demek tavus kuşu ve kartal arası bir kuş demek. Tavus kuşu ve kartal karışımı bir kuş olduğumuzu, anka olduğumuzu anlayalım. Anka yüz frekansı demek. Kafamızı 30 saniye kadar bir boşaltalım. Anka'yı dahi düşünmeyelim. Ve şunu söyleyelim, gür, güçlü, inançlı bir şey, inanarak söyleyelim. Ve dört defa tekrarlayalım. Cümlemiz şu, mucize ötesiyim. Mucize ötesiyim. Mucize ötesiyim. Mucize ötesiyim. Mucize ötesiyim. Yeterli. Şimdi, ne kadar yumuşak doku fazlaları varsa atılması gereken, onlardan kurtulacağız. Şu anda lipomlarınız var, başka şeyleriniz var. Onların yok olduğunu göreceğiz. Ve hatta şuna da niyetlerin, o da yok olacak. Dış hemoroid. Belki fındık kadar, badem kadardır. Onların yok olmasını da isteyin. Eklem rahatsızlıklarınızın yok olmasını geçirin aklınızdan. Vallahi hiç söylemeyin. Çünkü ne kadar söylersem bir fazlası mutlaka her zaman olacaktır. Hangi hastalığınıza niyetleniyorsanız şimdi niyetlenin. Ve bir dakika hiç ben de bir şey söylemeyeyim. Bildiğimiz hastalıklarca niyetlenelim. Korteksimizin bilmediği hastalıklar da vardır. Bilinçaltımız olur. Hepsini biliyor. Tüm hastalıklarımızın geçmesini isteyelim. Ve bir dakika sessizlik başladı. Ellerimizi indiriyoruz. Hani bazı arkadaşlarımız da elleri var. Hepiniz kendinizi bir ağaç olarak görün. Biliyorum bazılarınız
10 kişiden ikisi ben göremiyorum diyecek, hiç önemli değil. Ağaç düşüncesine girmeniz yeterli. Kendinizi ağaç olarak görün ve demin niyetlendiğiniz ya da sizin bilmediğiniz ne kadar hastalığınız varsa şu anda ağaçta görünecek. Eğer %100 sağlıklıysanız ben biliyorum ki 100 puan üzerinden 100 puan vereceğiniz sağlıklı bir ağaç çıkacak. Hastaysanız valla o ağacı göreceksiniz. Yani bir dakika susayım. Ağacınızı görün. Ağacınızın hemen yanı başına böyle yapraklarını dokunur kadar yakınına onun ayını ve güneşini getirin. Onun ayı, ay, dünyamızın uydusu olan ayı getirin ve güneşi getirin yanı başına. Bir karpuzu ikiye böldüğünüzde düşünün. Ayın ve güneşin de aynı şekilde ikiye bölündüğünü düşünün. Onların karınlarından serin şelaleler akıyor. Ağacınızın yapraklarına, dallarına, gövdesine, köküne, toprağına, işte bütün hastalıkları annenizin ve babanızın sevgisi şelale olarak sizi şifalandırıyor. O ağaç paralel evrendeki sizsiniz. Bir de ağacın çevresinde göl oluştu. Kökler gölden suyu ağacın en iç damarlarına, sonrasında dış en dış kabuklarına kadar yaysın. Kuru dallar yeşersin, tomurcuklar patlayıp yaprağa dönüşsün, çiçeklensin. Ve bu hayal içinde 3 dakika kalın. Son derece basit bir şey. Bundan hastalıktan mı kurtulunur? Demeyin, kurtulunur. 3 dakika başladı. Tabii siz kendinizi bu ağaçla paralel evrende düzenlerken ben de şimdi hepinize şifanın akmasına vesile, aracı oluyorum. Şu an hepinizin bedeninden kurtulmak istediğiniz hastalıklarınızdan kurtulmanıza vesile oluyorum. Altını çizdim, aracı oluyorum. Hepinizin boyun bel fıtıklarının, skolyozlarının düzelmesini, onlardan kurtulmanızı istiyorum. Omurganız dümdüz olsun, olması gereken şekilde kavuşsun. Eklemleriniz şifalansın. Hatta rahimlerinizde, yumurtalıklarınızda kist, miyom ya da hangi sorun, enfeksiyon varsa ondan kurtulun. Erkekler, onların da eğer spermi olmayan biri varsa, kalitesizse spermi, testislerinde problem varsa, prostatı varsa şu anda onların da düzelmesi yönünde aracı oluyor. Ve şu an geçen süre yaklaşık 3 dakika olmasına rağmen lütfen kimse gözünü açmasın. Taner Bey, sana zahmet kendimi kontrol edin. Büyük bir tane mi? Tamam. Taner Bey'in lip onları henüz aynı. Şu anki konsantrasyona 10 dakika kendinizi bırakın. Siz kendinizi buna bırakırken ben sürekli olarak şifanın size ulaşmasına aracı olacağım. 10 dakika başladı.
9 dakika. Altı dakika. Bayanlar, buğday tarlasında sırt üstü uzanmışsınız. Anneniz ve babanız sevgileriyle sizi besliyorlar. Yani ay ve güneşiniz şelaleleriyle sizin tarlanızı suluyorlar. Erkeklerin tarlası %100 arpaya dönüşüyor. Bayanlarınki %100 buğdaya dönüşüyor. Kastım şu, eğer kadınların buğday tarlasında az oranda bile olsa arpa varsa onlar buğdaya dönüşüyor. Erkeklerin de tarlasında buğday varsa yok olup tamamen arpaya dönüşüyor. Erkekler, arpa tarlasında sırt üstü uzanmışsınız. Ay ve güneşin şelalesi sizleri yıkıyor. Bayanlar, buğday tarlasında sırt üstü uzanmışsınız. Ay ve güneşin şelaleleri sizi yıkıyor. Dökülen her bir damla
kist, miyom, nipom, ne varsa, hangi zararlı kitle varsa onu yok ediyor. Ve başka bir şey daha, sizin sırt üstü uzanmış bedeninizden iskeletiniz yan tarafa 1 metre kadar ayrılıyor. Dökülen sular iskeletinizi de şifalandırıyor. İskeletinizi tamamen pasparlak bir floresan gibi görün. Göğüs kafesinizi, köprücük kemiklerinizi, kollarınızı, bacak kemiklerinizi, omurlarınızı, kafatasınızı, floresan ve yanında et beden, dökülen tüm şelali suları et bedenin kitlelerini yok ediyor. Buna bırakın kendinizi. Bir dakika sonra gözlerimizi açabiliriz. Ve gözlerimizi açmadan önce söylemek isterseniz mucize ötesiyim'i 2 defa söyleyelim. 1, 2, 3. Mucize ötesiyim. Mucize ötesiyim. Tamam. 30 saniye içinde gözlerimizi açalım. Evet. Şu 10 dakikalık süre içerisinde bazılarımızda değişiklik varsa söylesinler ve yaklaşık daha zannediyorum 30-40 dakikamız var. O zaman sonuna kadar değişiklikler iyileşme yönünde olacaktır. Siz elinizi neden kaldırdınız? Lütfen yüksek sesle. Bayağı şiddetli bir bel fıtığı. Yani oturamayacak şekilde geldim siz 5-6 dakika deyince. Şu an çok bacağımda tutulma kadar çok şiddetli bir. Yani o kadar değildim. Tamam. Bel fıtığınız var. O iyileşmenin şu anda çok içeri. Şimdi
sizin bedeninizden yeniden şifa buldu. O size büyük ihtimalle şifalandırdı. Bir 10 dakika sonrası durumunu söyledim. Peki şu an lütfen kendinizi kontrol edin. Not kitlesinde küçülmeyedir. Bir şey olan söylesin. Var. Çok büyük. Lütfen ayağa kal. Siz istediğiniz gibi hareket edin. O 10 dakika sonra geçer. Çok pardon. Görüntümüz olmasın. Hemen başka konuları geçeceğiz. Ne var? Keşke baksaydınız daha önce. Söyle. Daha kocaman bir şeydi. Dur. Hep boşuna konuşuyoruz. Bir saniye. Çok pardon. Orada ne kadar büyüktü? Ceviz, fındık. Cevizden çok büyük. Kaç ceviz? Yani küçük mandalina kadar büyük. Küçük mandalina büyüklüğünde ne vardı orada? Bir kitle vardı. Kitle orada. Vardı. Şimdi? Şimdi yani daha çok az. Kaç oranında küçüldü? %50. %50 oranında. Tamam. Ve daha geçecek olan şifa zamanı onu şifalandıracak. Başka kimsede bir değişiklik var mı? Benim 3 ayda kolum ağrıyordu. Şu an ağrıyor. Yüksek sesle. Yani benim için önemli değil, orası için. Kolumun ağrısı geçti. 3 aydır kolum ağrıyordu, ağrısı geçti. Başka? Fistim var. Biraz hissedemiyorum şu anda, gelmiyor. Bir saniye. Fistim var ama şimdi bakıyorum. Yok, dolayısıyla vardı. Başladık ama ağrı bile vardı. Tamam. Başka kimde değişiklikler var? El kaldırsın. Sizde ne var? Ben mecbur tekrarlayacağım çünkü sesiniz çıkmıyor. Yutkunurken... Yutkunurken biraz zorlanıyordu. Dilimin şişkinliğe gitti. Tamam. Dilim damağıma yapışıyordu normalde. Seans sırasında. Dilim damağıma yapışıyordu şimdi. Aşağı. Tamam. Geçmiş olsun sizin gibi. Evet, dizimde ağrım vardı. Dizimde menisküs yatığı vardı, kilitleniyordu. Şimdi kontrol ediyorum, yok. Kibriye Hanım? Benim de. Tamam. Sizde bir değişiklik yok. Olmuştur, bir şey olur. Zamanına gideceğiz, o problemi oradan bulup çıkaracağız. Onun bilinç altındaki sebeplerini bulup çıkarmaya dayalı o. Peki kontrolümüzü 15 dakika sonra yapalım ve şimdi şunu söyleyelim. Bu bilinçaltı dilini, tamam baştan söyledik, bana zembille inmedi ya da rüyamda gösterilmedi. En temelde bunu neyle geliştirdiğimi söyledim. İlyada destanından bu bilgilerin sadece kadın üremesine dair olan kısımlarını aldım. Yani mitolojiden aldım. Mitoloji demek sadece edebi anlatılar değil. Mitolojiyi sadece edebi anlatı olarak algılayan bir zihin, yeteri kadar geniş düşünmeyen bir zihindir. Bir mimari eser de mitolojiye girer. Heykel de, resim de mitolojiye girer. Sanatın her türlü mitolojiye dahildir. İnanışların tamamı mitolojinin kendisidir. İşte bana atasözlerimiz, masallarımız, destanlarımız, efsanelerimiz, bugüne kadar gelen bütün bunun yanında diğer sanat eserlerinin malzemeleri yardımcı oldu. Onları inceledikçe, birbiriyle karşılaştırdıkça bulduk. Ve şunu gördük ki kısır bir kadın, özür dilerim, doğum yapamayan bir kadın, siz elma verdiğinizde, elma imajine ettiğinizde, onu gerekli yerlere götürdüğünüzde onun doğurganlığını arttırıyorsunuz. Hele bir de onun Marmara Denizi'ni, Marmara Denizi'nin çevresindeki şehirlerimizi, tarlaları düzenlediğinizde bebek kesesini oluşturuyorsunuz. Oradaki temizliği yapınca kist modülleri yok ediyorsunuz, başka kitleleri yok ediyorsunuz. Rahim darlığı deformasyonu varsa Marmara'nın çevresindeki şehirlerin tanrıları düzenlediğinizde bunu sağlıyorsunuz. Tüm bunlar işte mitolojinin fizyolojiye, biyolojiye faydası
çözümleri getirmesiyle oldu, oluyor. Bunları bilmek için derin, bu tarz bilgiye ihtiyacım var. Yani bunun için şuna gerek yok, hani bazen duyuyoruz işte kabala bilgisi bilmem ne ya da işte bir öcüleştirmeden başka hiçbir şey değil. Ne kadar çok mitolojiye hangi açıdan yaklaşırsanız, karşılaştırmalar yaparsanız insan bedeninin okuduğu sorunlarının bugüne kadar gelen etkisini, olumsuz etkisini ortadan kaldır, bugünden itibaren olumlu ve onun isteyeceği yönde düzenleyin. Kapat lütfen gözünü. Bakın bir insanda düzenleme nasıl yapılır? Biz hayat sahnesinin 10'daki düzgün bir zamanına gideriz. Onun 18.5'taki hayat sahnesi kötü başlamıştı. Biz onu gittik paralel evrende görüp beğenmedik. Şimdi paralel evrenine gidip başka bir şey yazacağız. Diyeceğiz ki sen böyle böyle bir geçmişe sahip değilsin. Tabii bu Türkçe konuşulan, Çince, Japonca, Rusça konuşsam da fayda etmez. Çünkü orada başka bir şey konuşuyor. O da şu, oradaki konuşma dili. Sen 17 yaşındasın. Kendini 17 yaşında hayal et. Hangi hayvansın? Bu eğitim sisteminin dışında hangi hayvansın diye birine sorsan alacağın tepki bakın. Fakat paralel evrende böyle. Ve bunu bizde mazur karşılayacağı için, çözüm odaklı olduğumuz bildiği için böyle söylüyorum. Kuyum ben diyor ve diyor ki ben flört mülörtten bıkmıştım. Benim istediğim şey artık flört mülört değil de evlenmek istiyordum. Tam 25 yıllık çalışmamın sonucunda frekansları ve manaları yazıyor. Manalarını anladınız, frekansları ne diye düşüneceksiniz. Frekansları şu, 1, 2, 3, 4, 25, 50, 75, 100 burası ise, bir anka şurasıdır, ejderha burasıdır, kanatlı pegasus burasıdır, şahmaransa burasıdır, tek boynuzlu at unicorn ise 60 göbek deliğidir, aslan, kaplan, kartal, güçlü hayvanların hepsi 50'dir. Ama çakal, sırtlan, akbaba gibi leş yiyenler, insanlara ekonomik kazık atmanın sembolü olan hayvanlar şu 20 frekansındadır. Domuzlar 15'tedir. Tiksinti duygusu veren böcekler 0-1'e kadar da iner. Yani gözünü kapattığında eğer tiksinti duygusu veren böcekleri anlatmış olsaydı diyecektim ki sen 17 yaşındayken çok değersiz hissiyatı içindeydi. Ama şimdi gördük ki 50 iyi duygusu içerisindeymiş ve evlenmek istiyorum ben. Çok mutlu diyormuş. Ha, güzel, evlenmek istiyorsun, tamam. 18'inde oku bir kedi olmuş, bir köpekle su içiyormuş. Kedi ve köpek 100 puanlık aşktı. Nereden su içiyorlar? Bir şelale hayal ettirirsiniz. Aşkın en temiz, en güzel, berrak, istenilen hali. Biraz anlat, şelale geldi mi gözünün önüne? Kedi ve köpek, onlar, sen, 18 yaşındayken su içiyorlar. 19 yaşına gelmişsin, beraber güzel güzel yan yana omuz omuza tatlı biçimde dinlenerek su içiyorlar. 19'da bu, 20'de bu, 21'de bu, 22'nde, 23'ünde, 24'ünde, 25. yaşında aynı manzara. İşte kocasıyla beraber ona geçmişin güzel bir senaryosunu paralel evrenine yazdı. 26-27 berabersiniz. Kedi köpek olarak su içiyorsunuz. 28-29 artık köpek gidebilir. Kedi de o suyun başından ayrılabilir. Ve kedi artık bir ankaya dönüşebilir.
30, 31, 32, 35, 40, 53... 53'e kadarki kısmı düzenlersek bugüne kadarkini düzenleriz. Ama biz sonrasını da düzenleyeceğiz. 63, 73, 103, 153'e kadar devam ettir. Ve bu arada bize gördüklerini söyleyebilirsin. Yaş kaç? Kaça geldin? Ben şu anda küçük yukarı gidiyorum. O zaman yeniden kendini toparla, ben kafanı belki çok... Neydi? Çizil, çatlak, kırık. Onu düzenlemek istersiniz kişide. Kırık olduğu yaştan biraz daha öncesinde camın iyi olduğu sahneye gidersiniz. O günden bugüne gelip 100 yıl daha eklersiniz. Temiz camı görür. İşte mesela vajinismusu varsa anında kurtulduğunu görürsünüz. Vajinismusu olan biri belki elinizi bedenine uzattığınızda tepki veriyordur. Siz bunu uygulayın, camı temiz gördürün. Kediyi bir anka. Kafası insan, bedenin geri kalan kısmı anka. Dolayısıyla %90'lık bir beden hazırlamış durumda. Orada da kalsa yine uygun. Eğer bizler bundan sonra bu modda kalmak istiyorsak, bunları yapabiliyor olmak istiyorsak, söyleyeceğimiz şey nasılsın sorusuna mucize ötesiyim demek. Biliyorum ki bazılarınız söyleyemeyecek. Yanlış algılanırım, çok iddialı bulunurum. Hakkında ne düşünürler? Tamam, zorlama yok. İsteyen söyler, hayatını mucize ötesine geçirir. Şu an uçuyorum ama uçarken kanatlarımdan böyle... Şu an uçuyorum uçarken kanatlarımdan yıldızlar dökülüyor. Dökülsün. Tamam. Ha, bedeninden yıldızlar saçarak uçuyor. Dökülmekten saçmayı kastetmiyorum. Yıldızlar saçan bir anka. İstediğin zaman gözünü açabilirsin. Olay bu kadar. Şimdi kendinizi bir kontrol edin. Ve bel, boyun ağrısı olanlar işte eğilerek kontrol etsinler, ellerin dokunularını kontrol etsinler, eklem ağrıları olanlar çökerek kontrol etsinler. Bize bilgi vermek isteyenler söylesin, olumlu değişim sağlayanlar lütfen bağırarak, sizden ricam. Kaç tane beze vardı orada? Sol koltuğun altını gösteriyor, büyüklüğü ne kadardı? O büyüklük ne büyüklük? Yani nohut, fındık, fıstık. Nohuttan fındık 3 tane. Ağrı vardı, dokunduğumda hiçbir şey yok. Peki kitleler de? Kitleler de yok. Bazılarınızda yavaş olabilir iyileşme, bazılarınızda hızlı olabilir iyileşme. Şu an buradan çıktığınızda, eve gittiğinizde de onlar yok olacaktır. İsterseniz kendinize de yardım etmek amacıyla eve gittiğinizde de eğer tam gitmemiş, bir kısmı gitmişse aynı şeyi yapın. Buğday tarlasında, erkeklerse arpa tarlasında sırt üstü uzansınlar. Anne, babanın sizi ne yapsın? Sevgileriyle sulasınlar. Peki bilinçaltı diline buğday ya da erkekler arpa tarlasındasınız, sırt üstüsünüz. Kemikleriniz bir tarafta, bedeniniz bir tarafta. Ay ve güneş şelaleleriyle oraları dokundukça onları patlatıyorlar. Zararlı oluşumlar yok oluyor. Kemiğiniz de düzeliyor. İsterseniz burada bırakalım. Saat galiba 10 buçuk. Evet, saat 10 buçuk. Tamam, haydi. Bolluk bereketle. Şimdi insan, fakat şunu mutlaka bilin ki bolluk bereketinin önündeki, hatta bolluk bereketle sınırlamayın, kendi önündeki en büyük engel yine insanın kendisi. Bu engel nasıl? Hayır, bu engeli nasıl koyuyoruz? Ya o kadar basit şeyle bu kadar şey mi düzelir? Yanlış düşüncesi buna engel. Dolayısıyla siz gördüğünüz
dokunmadan neler neler gerçekleştirdik, bilgi sahibi olmadan neler neler ortaya koyduk, kişiler hakkında bilgi sahibi olmadan. Onun için şimdi siz bolluk bereketinizin şu an yapacağımız çalışmayla geleceğine inanın ve gelecektir. Siz bir şey mi diyecektiniz? Herkes duydu mu? Tamam. Haydi. Şimdi tek tek gerek yok kısmımızda ben biliyorum düzelme olduğunu. Hatta skolyozunuzun düzeldiğini şu an tabii siz anlayamazsınız. Birisi bırakmalı, öncesiyle karşılaştırmalı. Bu benim her gün su içmek kadar rahat alışa geldiğim çalışmalar. Onun için hayır, sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, bilmem ne, onlar başka çalışmalar. Ama hepsi de, yani şöyle anlaşılmasını istemiyorum. Gerçekten benim öyle bir kastım yok. Yani işte bunu şimdi söylemiyorum, yarın eğitime gel orada söyleyeyim. Böyle bir kastım yok. Ama bir de şunu da düşünün, bu 3 saatte bir defa anlatamam onları. İkincisi, bir de bir eğitim de istiyorsa eğitime gelelim. Haydi, şimdi gözlerimiz kapalı. Herkes kendisini kademeli olarak yükseltecek. Aslan, kadınlar kaplan olsun. Erkekler aslan, kadınlar kaplan. Hayal edin, göremeyenleriniz var biliyorum. Hissedin, yeterli. Ve herkes beyaz bir ata döndürsün bunu. Beyaz ant. Biz hala 50 frekansının iyisindeyiz. Beyaz ant. Şimdi de hani bizim kalın bağırsağımızın olduğu yerde, daha doğrusu kalın bağırsağımız 1,5-2 metre kadar ya, o kalın bağırsağımızı alın, bir mızrağa dönüştürün, altın bir mızrak. Beyaz atınızın tam alnının ortasına yere paralel şekilde yerleştirin. Olsun size tek boynuzlu at, unicorn. Ve siz bu şekilde çok iyiye geçtiniz. Yani 60 frekansının unicorn oldunuz. Buna kanatlar takın. 80 frekansının pega. Su olun. Pegasus. Ve bunu dünyanın en güzel şehri şu İstanbul dururken başkent değil de Anka'nın bulunduğu şehri seçmesi. Ve dünyanın içinden deniz geçen en güzel rengin ve büyülü şehri dururken ebedi istirahatgahını Ulu Önder'in Anka. Şimdi şunu isteyin. Herkes, önce dinleyin bakın. Herkesin kendi inanışı, kendi doğruları, kendi düşünceleri vardır. Sizler yaratıcınızı, yaradanınızı ister Huda olarak alın, isimlendirin, ister Tengri isimlendirin, ister başka bir şey, ister Allah. Dünyanın neresindeyseniz ben oralara da gidip eğitimler vereceğim, siz de gidip eğitimler vereceksiniz. Herkesin yaradanı. Şöyle yaradanınızı ya da sizin algınızda bu durum neyse onu bir özümseyin ve ona deyin ki tabi istediğiniz içinizden ne geçiyorsa onu söyleyin. Mesela ey Allah'ım lütfen bana sağlık, şifa, enerjini akıt, bedenime ve ömrüme doldur, depola. Lütfen bunu sizi yönlendirmek gibi olmasın. Yaradanınız, yaratıcınız neyse
istiyat içindeysiniz onu söyleyin. Ey Allah'ım, ey yüce yaradanım lütfen bedenimi sağlık, şifa enerjisiyle doldur, depola. Ve bedenimi bolluk, bereket, para enerjisi ile doldur, depola. Bugüne kadar eğer bunu istememişse tabii gelmeyecek. İstemeyi nasıl isteyeceğini bildikten sonra ben kendi hayatımdan ve dokunduğum hayatlardan biliyorum ki geliyor. Tekrarlıyorum. Ey yüce Allah'ım, yüce yaradanım lütfen bedenlerimize ve ömrümüze sağlık, şifa enerjisi akıt, doldur, depola. Bolluk, bereket, para enerjisi akıt, doldur, depola. Bilgelik enerjisi akıt, doldur, depola. Bilgelik. Diğer insanlardan ve bugüne kadar öğrenilmiş bilgilerden daha fazlasını istiyorum dedi. Ve lütfen bedenime ve ömrüme mucize enerjisi akıt, mucize ötesi enerjisi akıt, doldur, depola. Gayn harfiyle söylüyorum çünkü kelimenin aslı bu. Lütfen bedenimi ve ömrümü mucize ötesi enerjisiyle doldur, depola. Kendime huzur, mutluluk isteyelim. Asla kendimizle bencillik çerçevesini bırakmayalım bunları. Ve ey yüce yaradanım lütfen bu enerjileri ben bütün insanlara, hayvanlara, bitkilere, dünyaya ve evrene sunabileyim. Bu enerjiyi de bana ver. Ey yüce Allah'ım lütfen bu enerjilerin hepsini tüm insanlara, hayvanlara, bitkilere, dünyaya ve evrene öğretebilirim. Mucize ötesi, huzur, başarı, mutluluk, sağlığı en başta istedik zaten. Şifa enerjisi. Ben 2,5 seneyi aştı nezle dahi olmadım. Dahi demek hiçbir hastalık geçirmedim. İşte sırf bu mucize ötesi enerjisi de olduğumdan. Siz istediğiniz bir enerji, biz istedik sizin için 7 enerji. Bunları alın. Ve hatta şimdi de şu şifa enerjilerini sizin bedeninize şifalandırma yaptığını görün. Bencillik var mı bizde? Yok. O yüzden biz hayvanları, insanları, bitkileri dünyaya ve evrene öğretmeyi ve onların hizmetine sunmayı istedik. Bir de şimdiden itibaren şifa, bize erken şifayı onlara gönderelim. Şu an bedenimiz şu sandalyelerde oturuyor. 3 boyutlu her yöne küresel biçimde bedenimizden şifa enerjisini çıktığını, bilgelik enerjisini çıktığını, bolluk, bereket, para enerjisini çıktığını, mucize ötesi enerjisini çıktığını, huzur, mutluluk, başarı enerjisini çıktığını görün. İstanbul'dan yayılıyor 3 boyutlu her yöne. Ülkemize yayılıyor, dünyamıza hiç din, dil, ırk farkı gözetmek olmadan bunları söylemek bile ayıp. Güneş sistemine yayalım bu enerjiyi. Bilinen fizik evreninin tamamına yayalım. Ve paralel evrene de yayalım, gönderelim. Coşkun dalgalar arasında sörf yapan bir sporcunun üzerinde rulo haline katlanmış gibi dönen dalgalar arasında nasıl kalıyorsa sporcu, biz de tüm evrene ve oradan paralel evrene gönderdiğimiz bu enerjinin rulo haline gelmiş dalgası içinde görelim kendimizi. Yüce Allah'tan akıyor, bizden tüm evrene ve paralel evrene akıyor, tekrar bize geliyor. Biz evrene bu güzel 7 enerjiyi gönderdik. Evren de bize katlanarak geliyor. Biz şu andan itibaren kaderimizi bu güzel enerjilerle doldurmayı seçtik. Üç dakika sessizce bunları alalım. Bu kadarcık şeyle bolluk bereket mi olur demeyelim. O
Vudu bile. Hızır Aleyhisselam zaman içinde yolculuk yapar. Ve bu bizim bilinçaltı dilimizi ilk kullanan kişi Hazreti Süleyman. Hazreti Süleyman bitkilerle konuşurdu, hayvanlarla konuşurdu. Yeryüzündeki tüm kavimlerin dilini konuşurdu. Bilinçaltı dilini hayvanlar, bitkiler kullanıyor. Çinli, Japon, Rus, Türk, Arap, İngiliz, Alman, Kızılderili yine bu dili kullanıyor. Aynı dili kullanıyor tüm kavimler. İşte o dil, bu bilinçaltı dili. Ve Hazreti Süleyman'ın nesnelere mekan değiştirdiğini, hazine sandığını bir yerden diğerine ışınladığını biliyoruz. Biz bugün ışınlanmayı %51 gerçekleştirdik. Bedenlerimiz burada kalırken ruhlarımız istediğimiz yıla gitti. Bir dakika sonra gözlerimizi açacağız. Yaradan'ın nurunu, şifasını, tüm bu enerjilerini alıyoruz, tüm evrene gönderiyoruz, paralel evrenden bize akıyor. İşte Yüce Allah'ın bu güzel enerjisi, enerjileri. Aynaya ne gösterirsen onu alırsın ya görüntü olarak. Biz aynaya bu 7 enerjiyi gönderdik. Tabii ki karşılığında göreceğimiz şey bu 7 enerji olacak. Ayna karşısında duran Refik, 1.82 boyunda, 80 kilo bir hacmi var. Ama aynadaki görüntüsünün zerre kadar ağırlığı, hacmi yok. İşte o bizim görünür paralelimiz. Bir de görünmez paralel evrenimiz var. Oraya biz bu bilgileri atalım. Hangi bilgiler bu 7 enerjinin bundan sonra hayatımızda ve ömrümüzde görmek istediğimiz, kullanmak istediğimiz senaryolarını yazdık. Rahat olduğunuzda gözlerinizi açınız. Dilerseniz bilgilendirme çalışmamızı burada bırakalım. Başka şehirlerde, başka ülkelerde benzer çalışmalar yapacağızdır. Hiçbir çalışmamızda şu ankinin %100 aynısını asla anlatmıyoruz. Çünkü sizden gelen sorular ilgi, akışı kesinlikle değiştiriyor. Mesela bundan sonra bu cumartesi pazar burada, hafta içi Kayseri'de, sonra Bulgaristan'dan başlayıp ayın 22'sine kadar Paris'te bitecek bir dizi eğitimlerimiz var. Ara sıra konferanslarımızı Facebook'tan, sosyal medyadan duyuracağız. Oralardan takip ede geliştirebilirsiniz. Vallahi ben 25 yıl önce 4 sözcükle başladım. Keşke birisi bana gelseydi, bir günde bu bilinçaltı dilini anlatsaydı da 25 yılım kayıp geçmeseydi. 25 yıl öncesinde bana bu kadar bilgi verilseydi, ben bir 25 yıl üzerine ekleyerek nereye getirirdim bilinçaltı dilini? Bazen öyle hayıflanıyorum, bazen de şöyle övünüyorum. İyi ki de 25 yılda ben geliştirdim, kurucusu oldum bu sistemin. Bu bambaşka bir övünç. Hepinizin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Buraya gelmekle aslında
onurlandırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum size. Teşekkürler. Ve size de çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu bilginin Anadolu'ya nasip olması kısmını da şimdi size anlatmak istiyorum. Atatürk neden Türk ordusuna Kurtuluş Savaşı sırasında var olmakla yok olmak arasında mücadele veren bir millete Bursa'ya, İzmir'e istikamet göstermesine rağmen ordular ilk hedefiniz Ege Denizi'dir demedi. Şimdi anladık mı Kürtaj? Peki Atatürk bilinçaltı dilini belki bilmiyordu. Belki de büyük ihtimalle bilmiyordu ama Ülke Hanım'ın ya da diğer arkadaşlarımızın gözünü kapattığında paralel evrenden aldığı bilgiler işte Karadeniz'e gitmek istiyorum, oraya gitmek istiyorum. Bu bilgiler Atatürk'te de ordular ilk hedefiniz Ege'dir diline söylettirmedi. Oraya istikamet gösterseydi Kurtuluş Savaşı'nda yok olacaktı. Akdeniz dedi. Şimdi olay o değil. Olay şu Ankara olayı. Anadolu'nun tam dünyanın küresini açtığınızda bütün haritalarda düz hal, düzlem haline geldiğinde Anadolu ortada. Değil mi? Başka bir şekilde hiç görmediniz. Mitoloji araştırmacıları mitolojiyi ikiye ayırırlar. Anadolu'nun batısında olan Yunanistan'dan başlayıp gidebildiğin kadar batı, Anadolu'dan başlayıp gidebildiğin kadar uzak doğu, ikiye ayırırlar. Doğu mitolojisi, batı mitolojisi. Doğu mitolojilerine bakın, ejderha kutsanır. Batı mitolojilerine bakın, yani batının mesela Nibelungen'ine, Bavluf'una, Hristiyan azizlerinin mücadelelerine bakın, nerede bir ejderha var, karnına mızrak batır, karnına kılıç batır, yok et, halkını kurtar. Ve kanatlı at Pegasus'u kutsileştir var Batı mitolojisinde. Doğu mitolojisinde Çin'de ise bayramları, festivalleri olan hayvan var, ejderha. Ejderha 90 muhteşem frekansı, Pegasus 80 harika frekansı. Bunu neden söylüyorum? Greenwich saatin başlangıcı olarak hani küçük İngiltere'den geçirtilmiş ya. O onların bir egosal tatminiydi. Ama mitolojiyi kendi ülkelerinden geçiremiyorlar. Doğu batı ayrımını. Çünkü doğrular var. Anadolu'dan geçiriyorlar. Anadolu'nun doğusu ve Anadolu'nun batısı mitolojinin doğusu batısı. Merkezde Anadolu var. Avrupa'da Pegasus. Uzak Asya'da ejderha. Pegasus dişi, ejderha, bakın zürafada bunu görürseniz bu yılana benzer, penis'e benzer. Pegasus dişi, ejderha erkek, bizim masallarımızda, hikayelerimizde, destanlarımızda, Anadolu'dakilerde ejderhanın ya da Pegasus'un kutsileştirildiğini mi gördünüz? Anka'nın kutsileştirildiğini. Ejderha, erkek, Pegasus, dişi ve adamlar kendi Avrupa ülkelerini bile dişi olduğunu biliyorlar. Europe. Erkek ismi mi Europe? Kız ismi. Koca ülkelerini bile Pegasus kız dişliğinden dolayı vermişler. Biz Anadolu medeniyetlerin beşiği, ülkemizin masal, destan, efsanelerinde kutsileştirilen hayvan, Anka, burası erkek, burası dişi, işte erkek dişi, bu döner ve tam da bu Anadolu denen medeniyetlerin beşiğinde bizim dönen bir mütefekkirimiz var. Aşağıyı göstererek, hani günümüz psikolojisinde aşağı yönlü ok, kadın yukarı yönlü ok, erkek. Neden aşağı yönlü ok, kadın? Çünkü bereket tanrıçaların kültlerinde onların heykellerine baktığınızda İnanılmaz abartıda bir vajina aşağı yönlü. Erkekse ereksiyon durumundaki penis o da yukarı yönlü. O yukarı yönlü oku alın, aşağı yönlü düzeltiyorum. Yukarı yönlü üçgeni alın, aşağı yönlü üçgeni alın. Aşağı yönlü üçgen kadın yani ay. Yukarı yönlü üçgen erkek yani güneş. Kış saatiyle
akşamüstü ay ve güneş yan yana gelir yarım saat, bir saat. Sonra güneş çekilir aradan, bir de bakarız ki onlar yarım saat ne yapmışlar. Ay aşağı yönlü, güneş de yukarı yönlü, onda bir sis de binmişler ve güneş gitmişken şık şık. Ay aşağı ve yukarı yönlü üçgenler yıldız oluşturmuşlar. Ay ve güneş orada yarım saatte çocuk yapmışlar. Ama tabii baba gece gider uyur, çocukları anneye bırakır. O yüzden ayın yanında kalır yıldızlar. Baba gece kalkıp da emzirmez. İşte bunu nereden söyledik? Şuradan söyledik. Aşağı yönlü yön, aşağı yönlü ok. Mevlana'nın ve semazenleriyle anneyi, yukarısında Tanrı Allah'ı değil, erkeği temsil eder. Ve onların bu döngüsü şunu yaratır bakın. Kuyruğunu ısıran yılanı yaratır. Kuyruğunu ısıran yılan. Yılanın ağzı, yılanın kuyruğu. Yılanın kuyruğu penis. Yılanın ağzı vajina. Ay yüzeyinde penis ve vajina işlev görmediği için orası cansız. Neptün Plüton'da, güneşte ay erkek ve kadın cinsel birleşmesi olmadığı için cansız. Bugün Tanrı övünecek olsa, haşa, ürettiği sanat eserlerini ortaya koyacak olsa, Plüton'la mı övünür, baş eseri olarak gösterir, yoksa suların, insanların, hayvanların sesleri çıkan mavi güzel dünyayı mı? Mavi güzel dünyayı, farkı ne? Kadın ve erkek cinsel birleşmesi olmuş. İşte döngünün sebebi Mevlana, en ünlü mütefekkirlerden, en üstün mütefekkirlerden birisi, tam bu düzlemleştirilmiş haritanın şak ortasında. Biraz kuzeyine de Atatürk geliyor. Diyor ki başkent burası. Ve diyor ki beni tam da bu başkentin kalbine lütfen istirahatgahımı yapın. Hiçbir şey tesadüf olamayacak kadar insan aklının tazyikinin üzerinde. Fakat biliyorum ki biz şu 25 yıllık süreyle, geliştirdiğimiz bu çalışmayla bunu ileri aşamaya götürdük. Hepinize selamlar, saygılar, mucize ötemiz sonsuz olsun. Hayran olsun. Mucize ötesiyim demeler çoğalsın. Mucize ötesiyim. Tamam. Evet, lütfen buradan bakın bir şey söylüyorum. O bir hırsız. Yani aynı şeyleri anlatıyorsun. Benim eğitimimi çalan, kendi eğitimimi gösteren. Şeyden, sosyal medyadan. Bizim eğitimlerimizi alan bazı arkadaşlar kendi bulur gibi hırsızlığı. Frekansı yönlendiriyor. Şimdi bizim kıyafetimiz tam da aslında materyaliz. Çünkü diyoruz ki bir frekans var. Frekans bir varlığı lise, ortak lise fiziği değil. Ortak lise fiziği burada frekans olduğunu kabul etmez. Kuantum fiziği burada materyal, bunun malzeme olduğunu kabul eder. Kuantum fiziği.
Dolayısıyla biz, yani bizim şu an getirdiğimiz şey aslında sizin aynı frekansdayız ama farkında değiliz. Ben değilim. Kitabın kendi. Nerede bu? Ha, ama bizim kendi eğitim kitabımız var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine görüşmek istiyorum. Mucize öteniz sonsuz olsun. Çok teşekkür ederim İbrahim. Güzelsiniz. Ben teşekkür ederim bu aramıza katıldığınız için. Bunu yaymaya aracı olduğunuz için. Çünkü insan ne kadar yaşayacağını demiyor. Evet tamam ben sonsuza kadar yaşamayayım. Bir saniye sonra da yaşam sona erebilir. Bu bilgileri bende kalmayıp şu an pek çok insana yayıldım bile. Ben 5-3 ay yaşadım. Beraberimizde belki 10 bin kişi yaşadım. Belki bu ömür açan bilgi olarak devam ediyor. İyi bir zekatın olsun. Çok teşekkür ederim bu güzel düşüncenize. Ben teşekkür ederim. Olmaz. Eğitimde de telefon açamıyorum onun için. Demiş hanım kendi telefonuyla. O da mesaj atamadı. Biz de çay mı olabiliriz? Biz sürekli yapıyoruz. Sosyal medya. Sosyal medya. Hatta YouTube'da Ağız özelliklerini, Türklerini, halk takvimleri, Garucuk soğukları, Mart 9, Kurt kızını, Galandar bozma, Mart bozma. Kitabınız ben de. Ben teşekkür ederim. Masaja ihtiyacınız olursa. Tamam. Ne güzel bak ben 2 sene önce... Ben 20 sene öğretmenken geçen sene istifa ettim. Artık öğretmen arkadaşlarımla gidiyorum. Bana sorular mucize ötesiniz. 3 ay önce ziyaretlerine gittim. Baktım yine iyiyim diyorlar. Ben mucize ötesiyim. Baktım. Onları kurtarmışlar. Ben öğretmenken Avrupa'ya çıkmadım hayatım. Bir de Gürcistan'a 4 sene önce gittim. Ucuz araba aldım. Hayatım önce bir tek Gürcistan'a gitmiştim. Ama öğretmenliği bıraktım, mucize ötesi dedim. Yılın yarısı Avrupa'da eğitimler veriyorum. Dolayısıyla onlar, baktım hatta bazıları kendisi dedi, biz hala aynı çok tamam. Evet, sonra da öyle. Çek. Siz bir alın şuradan da gülüyor.